Hepinize merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda isminden çokça bahsettiren, hem kişiliğiyle hem de güzelliğiyle ön planda olan, aynı zamanda şarkı söyleyen ve dizilerde oynayan birinden bahsedeceğiz. Tabii ki de sevgili Feride Hilal Akın'dan bahsediyorum. Evde Kal projesi adı altında minik bir konser hazırlamış kendisi. Bakalım ne gibi teknikler kullanmış? Hep beraber izleyelim, görelim, doğrularını, yanlışlarını öğrenelim. Başlayalım. Çok güzel çalıyorlar. Bir gönülle sığmaz seni bir ömür bu aşk. Artikülasyonlar güzel başladı. Ü harfinde birazcık hemen burada durdurmak istiyorum. Ü harfi uğurlar gönlümü, tam notaya çıkıp inmesi birazcık daha böyle gecikti ama hafif böyle biraz da sürtünmeler, boğazda hafif dengesizlikler var mı? Var. Bakalım devamında ne olacak? Şimdi merak etmeye başladım esas. Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu. Karanlık gecenin içinde kayboldum. Notalar düzgün. Yalanlarım, saflarım her yanda sen yoksun. Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun. Şimdi aynı şekilde söyleyen birkaç sanatçı daha biliyorum ben. Bu tür şarkı söyleyen sanatçılarda genelde böyle birazcık nazal doluymuş gibi, aslında değil ama oraya yönlendiriyorlar sesi. Yani birazcık daha böyle gripmişcesine sesi yönlendiriyorlar. O da hızlı name yapabilmek için. Hızlı name yaparken de ses ne oluyor? Bazen burundaki nazal bölgesindeki akustik bölüme takılı veriyor. O takıldığı zaman ne oluyor? Sesi basacağımız noktaya tam olarak basamıyoruz. Tam olarak basamayınca da ses titreşimleri ortaya çıkıyor. Ses titreşimleri de bize oldukça yanlış gelmeye başlıyor. Bu da ne oluyor? Sanki o notayı doğru basamamış, o notayı doğru çıkamamış, işte sürtoneler, detoneler, işte arada kalmış sesler. Sesi titriyormuş sanıyoruz sonrasında. Aslında Feride Hilal Akın gerçekten çok düz, sakin ve oldukça da güzel şarkı söyleyebilecek narin bir sese sahip. Fakat bazı şarkılar öyle şarkılar ki yaptığı ve söylediği, hepsinde hızlı name gerektiren, hızlı nota geçişleri gerektiren yerler var. Onları da tabii ki de albüm kaydı yapıldığı zaman Melodyne'la düzeltiyorlar aranjörler. Benim de birçok aranjemde düzelttiğim insanlar oldu. O tür şeylerin çok düzgün söylettirdiğini hepimiz biliyoruz ama canlı söylemek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Bunu da hepimizin çok iyi öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Devam. Yok bu halime bir çare. Böyle kılcal kılcal yakalayabilirsiniz, böyle hafif titreşimler var. Ritimler çok doğru geliyor bir kere. Sinirliyim, saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık. Hafif caz rütla yapalım, işte notaları basalım diye. Hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı. Ama yok 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 yok, bir önemi yok 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 yok. Esas Feride Hilal Akın'ı tanıdığımız şarkılarından bir tanesi. Bütün konser boyunca söyleyeceği şarkılarda gırtlağını çok böyle dikkatli kullanması gerekiyor ki sesinde hafif kaçmalar daha fazlalaşmasın diye. Bakalım bu titreşimler daha başında başladı, ne olacak görelim. Hafif senkoplu girdiler, güzel, devam. Sensiz uyandım, senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı. Ama yavaş uğurlar gönlümü, sen bul beni. Sinirliyim, saçım başımda. Hafif senkop girdiler, çok güzel, devam. Yine aynı sensiz uyandım, senin kokun hapis olurdu tenime, bir önemi kalmadı. Mid tempo giden bir şarkı zaten. Ama yok yok yok.
sese oldukça hakim olabileceği tondan söylüyor. Mikrofon tutuş, pozisyonlar, proporsiyonu şöyle dik. Doğru söylüyor. Şu ana kadar sıkıntısız. Bakın, bir ayağı altına toplamış. Bu hafif sağ tarafındaki, bize göre sol, hafif diyaframı sıkıştırıyor. O sıkıştırma sesinde titreşimler oluşturuyor. Bakın. Güzel. E harfleri bile ufak ufak kılcal böyle titreşimler yaratıyor. Kulağıma geliyor benim. Dikkatli dinlerseniz. Yaparken. Çalıştıralım arkadaşımızın. Tabii ki orada adı nedir? Tonmeister da yok. Tonmeister olmayınca ne oluyor? Yani bu... Tonmeister olmayınca ne oluyor? Tonmeister'sız seste reverb az. Reverb az olunca ne oluyor? Seste donukluk oluyor. Donukluk olunca da sesin kontrolünü çok fazla dikkate almanız gerekiyor. Kontrolsüz bir ses ya da alıştırma yapmamış, ısınma yapmamış bir nefes kesinlikle bu titreşimleri yaratır. Lütfen çok çok dikkat edelim. Şarkı söylemeden önce mutlaka, daha doğrusu şarkı söylemeden önce derken kendinize söylüyorsanız zaten egzersiz yapmanıza gerek yok. Ama ciddi bir şey yapacaksanız, bir projeniz varsa, işte evde kal projesi gibi bir proje yapacaksanız mutlaka, ya da bir konsere çıkacaksanız mutlaka sesinizi, nefesinizi ısındırmadan çıkmayın. Titreşim yapmaya başlar ve bu titreşimler sizin şarkı söyleyemediğiniz anlamına da gelir bazı işi bilmeyenler tarafından. Aslında öyle değil. Tamamen sesimizi ısındırmadığımızdan kaynaklı olan titreşimlere yakalanabiliriz. Lütfen dikkatli olalım. Devam edelim. İkinci şarkımız galiba şimdi geliyor. Yani bula bula onu mu buldun gerçekten? Hem de dokunmuşken yapma. Hiç şaka değil. Bu şarkımız da o zaman... Kim fani, kim sahi bugünlerde anlayanlar için gelsin. Evet, bakalım bunda neler olacak. Çok çok merak ediyorum. Gülünecek halimize... Hafif reggae şarkı. Ağlıyoruz. Kim fani, kim sahi, kim şadi. Bakın, damakta topladığı sesleri çok doğru basıyor. Bir de aynı zamanda da ses ısındı. Ve az önceki şarkıda yaptığı o ufak ufak yanlışları düzeltmeye başladı. Ses ısındı ama aynı zamanda da tizlerde dolaştığı zaman rahatlıyor. Sesin belli bir aralığı vardır arkadaşlar. O aralıkta size uygun olan notalara basmazsanız ses ya aşağı inmek ister ya da yukarı çıkmak ister. Arada bir yerde söylerseniz... O esnalarda, nazalda notalar dolaşırken kesinlikle ve kesinlikle nefesin vermiş olduğu anlık sinerjiyle tır 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 takılmalar başlar. O takılmalar da sizin nota iniş çıkışlarınızı birinci şarkıdaki gibi etkiler. Devam. Bir armoni yaparken artık falsettoya tırmanırken dahi ince geliyor o ses. O yüzden de hafif kafa sesini atıyoruz. Hemen dinliyoruz tekrar. Gördünüz mü? Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, ritim değişti. Bakın, kendi tonları buralar aslında. Ne kadar net, müthiş geliyor sesler. A harfleri, Ş harfleri çok patlamıyor. Onları çok kontrollü kullanıyor.
Tabii bu dizinin vermiş olduğu da konuşma, artikülasyon, işte oyunculuğun vermiş olduğu, birazcık daha düzgün konuşayım, düzgün şarkı söyleyeyim de var. Bunlar önemli tabii ki. Aynalara doğru kalıplara sığınıyoruz, yok mu bunun olur yolu? Kim fani, kim sahi, kim şahittir, bekleyin kendim. Evet, bu şarkı da zaten bu şekilde gidecek. Bir sonraki şarkıya bakalım neler olacak. Bak bak, bir bakar mısın kameraya ama en tatlı gülüşünle, 3 numaralı bakışın. Tamam, bence devam edebiliriz. O zaman ne çalalım? Tutku çalalım. Bilir mi çalalım, hadi bilir mi? Çok güzel şarkıdır. Ama yine de sen çal. Ben de söylemeyi çok severim, bilir miyi. Sevgili Tantaşçı'nın şarkısı. Bakalım nasıl söyleyecek? Güzel başladı. Lalaların notaları gayet şık bir şekilde geliyor kulağımıza. Söz azdan çıktı bir kere. Çok tehlikeli bir şey yaptı. Eğilerek başladı. Ama kurtardı, süper. Şimdi bana yalnız. Harika. Gitmesi kaldı. Güzel. Neyse ki tam istediğim tonlarda böyle. Son sözüm kaldı. Çok güzel, sade bıraktı orayı, çok name yapmadan. Yerime gelen kıymetini bilir. Bu insan cennette Mevla'ya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinden? Çok tehlikeli. Çünkü etli sesten falsettoya çıkıp tekrar geri getirdi sesi. Çok dikkat etmesi gerekiyor. Yabancı gibi bensin. Oradaki name de tehlikeliydi. Dikkat etmek gerekiyor o giriş çıkışlara. Çıktı bir kere. Değiştirdi notaları, güzel. Zaten bir yerden sonra aynı şeyi tekrar söylediğinizde yine aynı notalarda söylemekten vazgeçebiliyorsunuz. Çünkü şarkıyı çok defalarca söylemişsinizdir. Bir değişiklik yapayım, bir hoşluk yapayım istiyorsunuzdur. O yüzden yapıyor şu anda. Son sözüm kaldı. Tekrar bir geri almak istiyorum o kısma. Tam girişe. Tam burası. Sadece 4 satırlı son sözüm kaldı. Dikkat. Süper. Bilir mi yerime gelen kıymetini bilir mi? Bu insan cennette Mevla'ya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinde? Süper yakalıyor notaları. Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi bensin. Falsetto'daki namelere oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın bu dalgalanma tamamen vibratoyu iyi biliyorsanız yapabileceğiniz bir hafif böyle ufak ufak düşmeler. Vibratonuzun içerisinden geçirdiğiniz o hafif gırtlak dalgalanmaları. Bunu Hilal Akın çok iyi yapıyor.
bu arada. Bu şarkıya da tam oturmuş. Çünkü bu şarkının içerisinde gerektirdiği kadar var. Süper. Söz azdan çıktı bir kere. Anlatın gönülde vardı. Şimdi bana yalnız gitmesi kaldı. Ben bir sonraki şarkıyı çok merak ediyorum. Şimdi hemen ona geçiyorum. Bakalım onda neler söylemiş. Bu konseri analizi yapmadan önce izlemedim. Sadece konserin hangi şarkıları olduğuna baktım. Hatırlamıyorum. Bakalım ne söylemişti? Evet, tam da burayı merak ediyordum. Bakalım nasıl söyleyecek? Göz sonları da oldukça sağlam geliyor buna. Bakın, anlık yukarıya tırmanış da çok iyi. Yani bazı sanatçılarda pesler bitikken tizler çok iyi olur ama Feride'nin alakında başa bu şarkıda tam istediği gibi pesleri de pes, tizleri de tiz geliyor. Tam kendi istediği gibi tonda çalınan bir eser. Görebildiğin bir rüyada en derin uykunu. Gerçek bir dünyada mı sonunu? Tüm bu konu. Güzel falsettolar. Hepsi bir oyundu. Gerçek bir dünyada mı sonunu? Şarkının içinde tüm oyunlar var. Hepsi bir oyundu. Hepsi bir oyundu. Hepsi bir oyundu. En derin uykunu. Gırtlaktaki bütün oyunları kullanıyor. Bu şarkıya oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten tüm oyunları kullanabileceği bir şarkı üretmiş. Çok güzel. Devinim o kadar hızlı kasılıp bırakılıyor ki her bir çıkışta, her bir tizlere, her bir falsettoya çıkışta, inişte çok çok dikkat etmesi gereken unsurlar var oralarda. Bir kaçırırsa olduğu gibi ses gider. Damaktan hafif gırtlağa doğru kaçıyor o bağırmak esnalarında. Yarım falsetto nazalda söylüyor şu anda olduğu gibi. Bu arada şundan bahsedeyim. Falsetto falsetto diyoruz. Falsetto tamamen tepede duyulmasını sağladığımız bir ses. Yani erkeklerde işte kadın gibi ses çıkartır ya. La la gibi sesler bizlerde falsettodur. Kadınlarda ise falsetto kendi sesiyle falsetto sesi arasında çok böyle kulağınız iyi duyması lazım ki onu ayırt edebilirsiniz. Sopranolar öyle bir saklar ki onu falsetto yaptığı halde hala etli söylüyor zannedebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani falsetto vermediğini ya da verdiğini duyabilmeniz çok önemli. Bu şarkının içerisinde böyle çocuksu sese kadar sesini küçültüp sesini kabartarak yaşını da değiştiriyor sesin.
Yani burada aslında hiç bilmediğimiz bir teknikten bahsediyorum. Yani sesini çocuksu kullanabilirken bir anda yetişkin sesine doğru da kabartıp iyice yükseltebiliyor. Bu çok önemli bir unsurdur aslında. Yani farklı bir şey katıyor sonuçta şarkının içerisine. Bakın az önce çocuksu duygu kattı şarkıya, sesinin rengine. Sonrasında yukarılarda ise tam yetişkin olmaya başladı ses. Dikkat edelim bakın şimdi. Bahsetti artık oralar. Testere düştüğü zaman hafif çocuk sesi yaratmaya çalışıyor ve çok güzel yapıyor bunu. Hala yetişkinle ve bitiriyor galiba. Evet, bitirdiler. Şimdi o çocuksu duyguya indiği esnaya gelelim. Tam bu esnada hafif sesini geriye doğru çekerek o küçük çocuksu duyguyu veriyor. Büyürüm, soğucak hissiniyorum adama. Yazıyorum öylece yaşadığım varsa da gün bir anda keder. Baştan sonra geçiyor zaman. Geliyor dile sığıyorum arzu. Karakteri belli. Ama yaşça küçük duyuluyor ses. Çok çok güzel. Yine geliyor. Piyano piyanolar, ortaya çıkışlar, anlık o hareketler çok güzel. Bakın şimdi yine çocuk sulaştırdı sesi. Gördüğünüz gibi hep böyle çocukmuşçasına. Şimdi tekrar yetişkin sese doğru hareket ediyor ses. Evet, burada yetişkin artık. Karakterini belli etti. Çok şey birden kullanmış. Bütün teknikleri neredeyse kullanmış şarkının içerisinde. Çok güzeldi. Ve şarkılara da kendine has böyle hareketler katıyor. Şimdi şarkı söylemek sadece yeterli olmayabiliyor bazen canlı performanslarda. O şarkıyı o mikrofonla nasıl tatlı söylediğin ya da hareketlerinle o şarkıyı nasıl böyle hani mezesiyle, tatlısıyla, tuzlusuyla en iyi şekilde ifade edebilirsini gösteriyor bize Feride İlal Akın. Ve bunu da gerçekten de örnek almanızı özellikle öneriyorum. Şarkıyı, mikrofonu alırsın, söylersin, bitirirsin. Ne oldu? Sanatçı şarkıyı söylerken donuk bir surat. Hiçbir şey hareket yapmadan böyle yani bir şey anlamıyorsunuz ki ondan. Burada bütün o el kol hareketleriyle de şarkıyı süsleye bizi daha çok şarkı söylemeye teşvik ediyor. Ve aynı zamanda da şarkının tam olarak duygusunu geçirmeni sağlıyor. Bu hareketleri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Tabii ki de her şarkıda değil. Her şarkının kendine has, her bireyin, şarkı söyleyen sanatçının ya da amatör ya da profesyonel hepsinin kendine has hareketleri vardır. Ama donuk birini de kimse saatlerce dinlemek istemez açıkçası. Yani ben şahsen istemem. Ama Feride İlal Akın'ın bu performansında en beğendiğim noktalarından bir tanesi hem özenmiş, saçına özenmiş, mikrofon tutuşuna özenmiş, hangi elimle doğru düzgün hareket yapabilir mi dikkat ederek kullanıyor. Aynı zamanda da kıyafetini de eğlenceli seçmiş. Yani videoya öyle çıkıp da dümdüz motomot şarkı söylemek istememiş açıkçası. Bu zaten belli oluyor. Evde Kal projesi adı altında da olduğu için karşısındakileri eğlendirircesine şarkı söylemeyi de seçmiş. Bu da profesyonelliğini getiriyor zaten. Hem geçmişindeki oyunculuktan kaynaklı hem de seyircinin neyi seveceğini kendisinin de çok iyi bilmesinden kaynaklı. Evet, sevgili Feride Hilal Akın'ın da
ses analizini yapmış bulunduk. Bir sonraki ses analizinde belki de bu ses analizi sizin ses analiziniz olabilir. Yorum bölümüne benim de ses analizimi yapar mısın diyerek linkinizi bırakmayı unutmayın. Like'lamayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki analizde görüşürüz. Hoşça kalın.